Merhaba. Şimdi bu videomda size kısa bir evde yapabileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim. Kolay, pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ben evdeki malzemeleri değerlendirerek biraz yapmaya çalıştım. Evde yoksa yine alternatifleri zaten size anlatacağım. Malzemelerimizi bahsedeyim hemen. Mümkünse karton bardak. Bende düz beyazı yoktu. Eğer siz düz beyazını bulabilirseniz tamamen düz beyazını alın. Makas, bir yapıştırıcı, herhangi bir kalem, keçeli kalem veya böyle renkli bir kaleminiz olsun, ucu kalın olanlardan. Renkli fon kartonları kullandım. Bir de satranç taşlarını şu şekilde çıktılarını internetten alabilirsiniz veya resim yeteneğiniz varsa elinizle çizebiliyorsanız elinizle de çizebilirsiniz. Benim pek resim yeteneğim yok, o yüzden bunu bile yapmakta zorlanıyorum yani. Bu şekilde satranç taşlarının çıktılarını alın. Şimdi ben hemen şuradan piyonu bir kesip size hızlıca bu şekilde kesiyorum. Evde yapacağımız güzel bir aktivite olmuş olacak çocuğunuzla. Pratik bir şekilde uyurken hazırlayıp hemen ertesi güne oynayacağı şekilde hazır tutabilirsiniz. Çok vaktiniz de almayacak. 15-20 dakikada malzemeleriniz varsa hemen yapabilirsiniz. Farklı alternatiflerini de çıkarabilirsiniz. Benimki sadece bir örnek sizin için. Eğer okul öncesinde çalışan arkadaşlarım varsa onlar için de güzel bir örnek olur. Şimdi bakın, ben piyonumu şu şekilde kestim. Bakın. Şekilde çıktısını aldım. Şimdi bunu da şöyle yeşil olmasını istiyorum. Yani renkli kullanıyorum. Bunun nedeni şu. Diğer taşlar için hepsinin içinde farklı renkler kullandım. Şimdi bu etkinliği yaparken birden fazla alanda çalışalım istiyorum. Nedeni işte bu, şimdi küçük yaş gruplarına hitap edeceği için hem renkleri çalışalım, hem taşları, satranç taşlarını çalışmış olacağız. Hem taşların puanlarını çalışmış olacağız. Büyükten küçüğe sıralama, hem bunları yapmış olacağız. Yani çocuğumuz bunda çok güzel etkinlikler yapmış olacak. Yani çok amaçlı olmuş olacak sizin için. Hem İngilizce hem Türkçe çalışabilirsiniz. Çok amaçlı bir etkinlik olması için yani tek taşlarla ilgilenmesin, biraz daha alternatif olsun, eğlenceli oyun çıksın diye biraz daha süslüyorum diyeyim. Renkli kartonları kullanmamın tek sebebi bu. Yoksa şu taşları gördüğünüz gibi kestim zaten. Direkt bunları yapıştırarak da basit bir satranç oyunu haline döndürebilirsiniz. Kesiyorum şu an hala. Ben daha önceden bir taşları hazırladım. Çünkü video çok uzun sürecekti yoksa. Çok uzun sürmemesi, sıkıcı olmaması adına diğer taşları hazırladım. Acayip kötü bir piyon oldu yalnız. Şöyle biraz düzeltmeye çalışayım. Yanlış kestim biraz. Şöyle biraz düzelttik. Şimdi bakın. Bayağı kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Ben bunu bir daha keseceğim. Biraz küçük bir taş olduğu için. Olmalı. Tekrar deniyorum ama. Siz bu kısımları biraz ileriye sarabilirsiniz. Şimdi hemen tekrar piyonu deniyorum. Elimden kaydığı için. Biraz da benim bu çıkarttığım taşlar
Şekil itibariyle biraz şey taşlardı. Biraz ben acele çıkartmak zorunda kaldım. Kitapçıya gitmiştim. Çok uzun zaman oldu ben çıkartalım. Yani küçük bir bebeğim olduğu için ben çok kitapçı duramadım açıkçası virüsten dolayı. En çabuk halde ilk hangi görsel çıktıysa onu rica ettim. Çıkarıp bana getirdiler. O yüzden yani ben içeri girip seçmek şansım olmadı. O yüzden bu tarzda bir taş yapısı elimdeki. Yoksa internette çok çok daha güzel görseller var. Eğer evinizde yazıcı imkanınız varsa tabii o da daha güzel evinizden de çıkartabilirsiniz. Şimdi tamam bu benim için idare eder. Bardağımı aldım. Bardağın şimdi benim şu taraflar yazılı olduğu için düz beyaz tarafına hemen piyonumu şu şekilde yapıştıracağım. Yapıştırıcı da kullanabilirsiniz, bant da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben birazını da yapıştırıcı, birazını da bant kullandım. Şimdi bakalım. Taşımı yapıştırdım. Tam şöyle şundan alayım. Şöyle göstereyim hemen size. Bakın şöyle taşımı yapıştırdım. Yapıştırıcı oldum. Şimdi bakın. Bu yüzüne taşımı yapıştırdım. Arka yüzüne, beyaz kısmına da taşımın puan değerini yazıyorum. Yani bunu isterseniz siz yazıp hazırlayın, ister çocuğunuzla beraber yapın. Bakın, piyonun puan değeri kaçtı? 1'di değil mi? Mesela çocuğunuzla oyun oynarken bunu gösterip işte puan değeri neydi diye şu şekilde çevirip birbirini dönüşümlü olarak bu şekilde oyun üretebilirsiniz. Bakın ben atımı şu şekilde hazırladım. 3 puanı buraya yazdım. Şah sonsuz dedik. Kale 5 puan. Vezir 9 puan. Şimdi burada sadece fil yok. Ben fillik çıkartmadım. Size örnek olarak da sadece piyonu yaptım. Siz fili de yaparsınız. Bakın mesela şu şekilde. Şöyle ya da şöyle daha iyi. Şu şekilde gördüğünüz gibi işte renkleri bunun rengi ne işte yeşil, kırmızı, sarı, mavi işte bu da açık mavi farklı renkler pembe yapabilirsiniz. Hem renk çalışabilirsiniz hem bu şekilde satranç taşlarını eşleştirebilirsiniz. Puanlarını tekrar edersiniz. Mesela eğer yaş grubu uygunsa puanlarını büyükten küçüğe doğru sıralama yapabiliyorsanız eğer bunları büyükten küçüğe doğru sıralama yaptırabilirsiniz. İşte şu şekilde dağınık koyup örnek veriyorum. Hadi bunu büyükten küçüğe doğru sırala, küçükten büyüğe doğru sırala. O şekilde bilmiyorsa şöyle taşların yüksek puan değerini bilir mutlaka. 9 puanın daha yüksek olduğunu bilir mesela. En yüksek puan olan buydu. Daha sonra hangisiydi? İşte şöyle. Kaleydi, sonra attı, sonra piyondu derken büyükten küçüğe doğru sıralama ve küçükten büyüğe doğru sıralama olarak da çocuklarınızın zihnini çalıştırabilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik. Şahı da şöyle koyalım. Şah biliyorsunuz sonsuz puan değerinde. Hani belki taş puan değerliklerini sıralarken size fil de bunlara katıldığında fille daha güzel bir etkinlik olacaktır. Bahsedeceklerim bunlar. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Satranç taşlarını da çıkarın. Satranç taşlarıyla beraber işte vezirin önüne kale, at ve fili de koyun. Daha sonra onları eşleştirmesini isteyin. İşte vezirin üstüne koysun. Kaleyi kalenin üstüne, atı atın üstüne, piyonu üstüne koysun. O da çok güzel bir oyun olacaktır. Eşleştirme oyunu olacaktır. Bunlarla farklı farklı şeyler türetebilirsiniz. Mesela ben bir de bunlarla çocuğumun küpleriyle ilgili büyükten küçüğe doğru sıralamayla ilgili de yapmıştım. Onları da kullanabilirsiniz. Renkli renkli üst üste takılıp çıkarılabilen küpleri de kullanabilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyor. Instagram sayfamda hatta bunu paylaşmıştım. Bu şekilde çok güzel bir satranç etkinliği bence.
Çok basit bir şekilde hem renkleri çalışıp hem sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamayı bunları çok güzel bir şekilde teyit edebilirsiniz. Ben bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim size ve özellikle okul öncesi öğretmen arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Dilerim sizin için verimli bir etkinlik olur. Diğer başka aklımda diğer etkinliklerim de var. Onları da sırayla çekeceğim inşallah videoya. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz de çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.